Ben sana niye izahat vermek zorundayım ki baba? Dosyayı inceledim, uygun görmedim, onay vermedim, bu kadar. Kızım, belli ki bunu çok diplomatik bir dille söylememişsin. Kadın buradan çıktığında hüngür hüngür ağlıyordu. Gayet net, gayet diplomatik bir dille ifade ettim. Baba, ben artık çocuk değilim. Senin karşında kızın yok şu anda. Hangi çatının altında olduğumuzu lütfen unutma. Haklısın. Haklısın. Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum ya. Şüpheli gördüysen bile bırak temsilcilik atsınlar. Senden uzak bir şüphelinin ne yaptığını hiçbir zaman bilemezsin. Ama yakınına alırsan şüpheliyi, her faaliyetini takip edersin. Hassas bir konu. Bırak da buna ben karar vereyim. Tamam. Tamam, peki. Ben nacizane görüşümü aktardım. Görüşünüz değerlendirmeye alındı Sayın Büyükelçim. Peki. Öyle olsun. Hem ya bu arada ben asıl sana teşekkür etmeye geldim. Korumaları çekmişsin başımda. Ben yine de bunun doğru karar olduğunu düşünmüyorum. Kızım beni merak etme artık. Hakkımda aktif bir tehdit yok. Her şey yolunda. Umarım öyledir. Ömer aradı, acil dedi. Ben de hemen geldim. Hoş geldin Uzay'ım. Bu sefer operasyonun yıldızı sensin. Yıldızı derken? Evet. Bu imalı cümlenin altındaki gerçek anlamı çözmeye çalışıyorum şu anda. Kıbrıs'a gidiyoruz. Evet, gidiyorsunuz. Müşavir de konuşmuştu. Hepinize iyi yolculuklar. Sen de bizimle geliyorsun. Bu sefer telsizden el ense çekmek yok. Anca beraber, kanca beraber. Uzay, iyi misin? Bayağı şaşırdım da. Daha önce operasyona gitmiştir ya. İlk değildir bu herhalde. Değil tabii ki. Ama pek gittiği de söylenemez. Hatta epeydir sahalardan uzakta. Endişelenme Uzay. Ben sana karargâhtan her türlü desteği sağlarım. Yo, endişelenmiyorum. Ama ben artık Dışişleri Bakanlığı mensubuyum. Yani neden sağa çıkmam gerektiğini analiz edemiyorum. Akacak kan damarda durmaz. Nasıl diyorlar şimdi? Akışına bırak. Operasyonun ne olduğunu söyleyecek misin? Hay. Plan çok net. Müşavirin yerine geçip bizi İSİS'e götüreceksin.